Merhaba. Tamam. Paparazzi gibi yakaladınız dedim ama. Aniden geldik. Normal bir vatandaş sanırım. Naber? Sağ olun efendim. Siz sormalı. Özlemiştiniz beni değil mi? Özledik efendim. Uzun süredir göremiyoruz. Antep'lere gönderdiniz beni. Geldim hani birkaç gün. Mutfağı meşhurdur. Meşhur. Kaç kilo aldın? Sakın. Diyelim mi? Yok almadım. Dilimiz varmadı ama siz direkt anlamışsınız. Ya yiyorsun, mecburen yiyorsun yani. Çok güzel mutfağı var hakikaten. Öyle ama sporumuzu yapıyoruz, çalışıyoruz, yoğunuz, o yüzden teşekkür ederim. Var mı bir soru daha? Siz nasılsınız, neler yapıyorsunuz bizi haricinde? Takı şişliyorum, öyle görüyorum. Ya çok yoğun zaten, kitap okuyoruz kitap yani. Geziyoruz, Antep çevresini geziyoruz. Daha sizi görmekten ben de mutlu oldum dermişim. Almanya'da aslında sizin gösterileriniz de vardı. Türkiye'ye bunu taşımayı düşünüyor musunuz? Şu anda yok Almanya'da zaten. Eskiden. Hiçbir şey zamanım yok. Yani dizide çalışınca tabii çok yoğun oldu. Hiçbir şey zamanım olmadı. Onları ileride yapacağız ya. Sen illa soru sormak derdindesin. Yok çünkü son dönemde birçok aslında ya çok, oyuncu arasında bir tartışma vardı ya. Kadın komedyen oyuncu yoktur diye. Yok. Yani kadından komedyen olmaz anlamına gelmez ama yeterince komedyen. Erkek de yok yani. Tek eline bırakıp biz artık komedi mi yapmıyoruz, ne yapıyoruz? Böyle bir şey de. Yani gülecek halimiz de yok bir şeylere. Her şey düzelir, gülecek hale geldiğimizde komedimizi yaparız. Ama kadın komedisi olmak zorunda kadının. Arkadaşlar baya röportaj yapıyoruz. Şu an Türkiye'de yok mu sizce kadın komedyen? Olmaz olur mu, komedyen oyuncular çok ama yani her yerde sahne almalıyız ya. Anlatmalıyız, güldürmeliyiz, konuşmalıyız ama yani komediye bizim ruhumuz yok şu anda ülke olarak. Acılarımız var, üzüntülerimiz var, savaşımız var o anlamda. Hani o onu beklemez, komedi illa da hep neşeli olduğum dönemlerde olacak bir şey yok. Mizah zaten kritik edebilen bir durumda olmalı ama yani bence büyük eksik var. Sizce yok mu? Bizce de var. Çıksın kadın anlatsın, aynen, gülelim ya, değil mi? Nursun Hanım, siz de dizilerde kötü kadın karakterini oynuyorsunuz. Üstünüze de yapıştı. Kötü kadın yok. Kötü kadın yoktur. Hani derler ya çirkin kadın evet, ama. Kötü kadın yok. Kötü olan şartlar vardır. Kadın ona sürükleyen şartlar vardır. Ben de karakterimi böyle. Yani insan yanına bakarak. Çünkü hepimiz hem iyiyiz hem kötüyüz. Sen iyi bir insan mısın? Tabii diyecek bak. Size şöyle söyleyeyim. Hani şöyle derler ya, özün herkes iyidir. Yani damarımıza hani sizin üstünüze de yapıştığı için. Yapışmadı olur mu? Hangisi yapıştı? Keriman dediniz, bambaşka bir karakter. Arkasından yapışacak Keriman gibi olacak dediler. Çıktı Kudret, bambaşka bir karakter. Şimdi Kevse Kağlar'dan gidiyoruz ayrıca bu arada. Şimdi Kevse var, o da bambaşka. Yani yapışmış bir şey yok. Melek kadında oynamanın bir anlamı yok. Yani melekler çok yani. Çok yönlü olmayıp tek yönlü oluyor. Arkadaşlar ben alışverişe gideceğim. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bye bye.